bir şey yapamam. Benim yüzüm indiği, ben atlayamam. Ya ben de yüzemem ki, beceremem. Ben atlarım, ben yaparım bunu da. Sen saçmalama ya. Ya araba battı zaten. Görmüyor musun? Bulanık su görünmüyor bile. Seni de mi kaybedelim? Harika, boğuluyor çocuk ya. Boğuluyor, biz onu ölüme mi terk edelim? Ne yapalım? Ambulans aramamız lazım. Milor, iki bağlara bir şey yap. Kızlar tamam. Tamam, sakin oluyoruz şu an, tamam mı? Alo, alo, burada bir... neredeyiz? Rumeli Hisarı, Fener yolundaki göldeyiz. Araç battı, içinde insan var. Ne olur acil gelmeniz lazım. Tamam. Ekip gönderiyorlarmış. Of. Hala çıkmıyor, içinde de öldü mü? Emir! Tamam, sakin olup yardım bekliyoruz şu an, tamam mı? Yapacağımız hiçbir şey yok. Ya çok geç kaldıysak, ya her şey için çok geçse ne olacak? Ya bilmiyorum. Ya niye çıkıyor suyun içinden? Doruk arıyor. Doruk arıyor. Ne yapacağım? Doruk arıyor. Kafede biniyordu. Biz... Hayır ya, ya yeter gerçekten. Ne yapacağım? Doruk arıyor. Susan, ağlama. Doruk arıyor. Tamam. Kızlar sakin oluyoruz. Aç. Şöyle de kısa kes. Harikanın morali bozuktu. Biz de takılmaya geldik de. Kapat. Ha, tamam. Bak, doğrayabilmeleri onlar için de iyi olmayacak, bunu bil. Tamam. Alo, Doruk. Asiye, neredesiniz siz ya? Kaç defa aradık, siz açmayınca çıktık kafeden. Kötü bir şey olmadı değil mi? Harikanın birazcık morali bozuktu. Biz de Aybüke, Susan falan onun yanına gittik de, ya bir şey yok yani şu an. Asiye. Ya şey, ya biz Emir'le yarışma salonunda birazcık gerildik de... O yüzden mi sıkmış kızın canını? Yok, hayır. Onunla alakası yok. Onunla alakası yok şimdi. Asiye, önemli bir şey yok değil mi? Hani sesim bir garip geliyor da ondan şey ettim. Yok, şimdi ben kapatıyorum. Şey, gelemediğimiz için kusura bakmayın, tamam mı? Şimdi kapatıyorum ben, tamam. Asiye, biz isterseniz sizin yanınız... gelebiliriz. Ben de, ya nefret ediyorum yalan söylemekten ya. Beceremiyorum da zaten. Kesin belli ettim. Tamam, bir şey olmadı. Tamam, durun şimdi. Kızlar, yardım ekipleri gelmeden arabayı çekmemiz lazım. Hadi lütfen. Çekmemiz mi lazım? Evet, çekmemiz lazım. Ya tamam, isterseniz hiçbir şey yapmayalım. Ama kimse bizim bunu yanlışlıkla yaptığımıza falan inanmaz yani. Kızlar, hadi. Hayır değil. Allah kahretsin. Biz bittik. Bittik biz. Her tarafı didik didik edeceğiz arkadaşlar. Arabanın içindeki şahıs akıntıya kapılıp sürüklenmiş olabilir. Gözünüz dört açın. Tamam. Tamam. Boğuldu galiba. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Zaten suya düştüğünde de baygındı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Biz şimdi ne yapacağız? Susacağız. Kimseye hiçbir şey söyleyemeyiz. Kızlar, kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz, tamam mı? Bakın, konuşursak biteriz. Yani Madrim, şimdi senin hapis arkadaşın... Güven Hanım'ın dükkanını adamları salmış, ortada birbirine kapmış... olay da sana patladı, öyle mi? Olacak iş değil ya, çok saçma. Vallahi büyük şanssızlık yengem. Sormayın çocuklar, vallahi sormayın. Vallahi öncesinde dükkana yaptıklarını düşününce... Fadırma, seni yaptırmadığına ikna etmek biraz zor olacak. Ama merak etme, yarın ben bir gider konuşurum. Sakinlemiş de olur hem. Yarın da sakinler amcım, yani şu an nasıl hallolur? Ağzınızdan bal damlıyor çocuklar. Bal demişken tatlı da yaptın mı? Yapmam mı? Prensesimin en sevdiği tatlıdan yaptım. Hani filmde gördüydün ya, krem brüle. Yaşı Susan. Getireyim mi? Dur alayım geleyim.
Köfte fikri. İstiyor musun? Hı. Dur. Kayıkların olduğu tarafta biri var. Hemen sağlık ekiplerini yönlendirin. Hazırlanın. Çıkıyoruz çabuk. Orada bir hareket var. Hadi şu an hareketleniyorlar, orada bir şey var. Bence yakından bakalım, ya, gidelim yakına. Asiye saçmalama ya, ne konuştuk? Oturacağız, bekleyeceğiz, başka hiçbir çaremiz yok. Of. Ne olur yaşıyor olsun, ne olur bir şey olmasın. Yaşıyor. Yaşıyor, çabuk. Siz hastayla acile gidin. Biz detaylı için hastane polisiyle irtibata geçiyoruz. Yaşıyor. Yani çok şükür yaşıyor da... Emir yaşıyorsa biz bittik demektir. Emir ölmedi. Polisler hala bizi suçlu bulur mu? Biz suçlu muyuz? Öldürmedik ama öldürmeye teşebbüs ettik. Bundan yargılayabilirler gayet. Ama biz onu öldürmek istememiştik ki. Ben yaptım. Ben yaptım, benim arabam çarptı, ben yaptım. Benim suçum, ben çarptım orada. Saçmalama lütfen, bak senin bir suçun yok, böyle düşünme. Bir suçlu varsa hepimizin suçu. Ben bayıltıcı sprey sıktım. Asiye anahtarı aldı yürüsün diye, cezasını çeksin diye. Yani biz nereden bilecektik ki böyle olacağını? Ya polisler. Emir acaba adımızı polise verir mi? Verir tabii. Emir bu. Ha bir de suya düştüğünde baygındı çocuk. Yani bize ona yanlışlıkla çarptığımızı bilmiyor. Kesin bilerek onu ittiğimizi söyleyecek. Hatta üstüne de ekler bu. Elim ayağımı bağladılar, öyle attılar suya der. Peki şimdi ne yapacağız yani? Biz bu aralık uçamayacağımıza göre şu an ne yapacağız? Ay kızlar ya. Bütün bunlar benim suçum yani. Emir'le bizim aramızda geçen bir kavga bu. Sizi de bulaştırdım. Ya çok özür dilerim ya. Sen de böyle olacağını bilemezdin ki, özür dilemene gerek yok. Bak biz seni yalnız bırakmayacağız bundan sonra. Olmadı Doruk'la Ömer'e de söyleriz, ne bileyim. Saçmalama Asiye. Hiç kimseye söyleyemeyiz yani. Bak yeterince kavga dövüş oluyor zaten, görmüyor musun yaşadığımız şeyi? Ömer ve Doruk'a söylersek onlar yeni bir kavga yaratacak. Söyleyemeyiz, tamam mı? Kızlar, ya şimdi konuşun ya da sonsuza kadar susun, tamam mı? Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ben söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz. Asiye. Söz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.
ışık aramakla geçecek.